Tanrı, yaratılış, asıl kendini görme. Bugün değineceğim bu konuyu sizlerin kalbinizden dinlemesini ümit ediyorum. Çünkü beyin her şeyi genellikle etiketleştirerek öğrenmiştir. Ve yeni gelen bilgileri eskisiyle karşılaştıracağı için yani daha çok sorunlar ortaya çıkacaktır. Yani soru üzerine daha çok soru, aslında olmayan soruyu cevaplama hali üretilecektir. Büyük bir eve girebilmek için öncelikle küçük evden çıkmanız lazım. Bu küçük evi kendiniz bilin. Büyük evi de Tanrı bilin. Yani yaratan, yaratılışı anlamak için kendi zihninizin, kendi egonuzun koyduğu o limitlerden çıkmanız lazım. Yani bu hayatta yaşarken kendinizi öldürmeniz lazım. Yani Tanrı'yı, asıl olan sizi görmeniz için o siz zannettiğiniz, içinde bulunduğunuz küçük evden çıkmanız lazım. Yani o küçük evden çıkıp büyük evle küçük ev arasında kalmanız lazım. O hiçlikte ya da o her şeylikte. Ne zaman ki küçük evden çıkarsınız, orada büyük evi belirir ve görmeye başlarsınız. İnsanoğlu hep sorgular, kendini sorgular, olanı sorgular. Ne zaman ki bu sorgulamaların sonunda bu hisler ben değilim, bu zihin ben değilim, bu beden ben değilim. Yani kendinizi limitleyen, kendi limitlerinizin önüne çıkarsanız, ötesine geçerseniz o zaman uyanış gerçekleşir. Ama bu kendini anlaman, yaratanı, yaratılışı anlaman son safa değildir. Hatta safa da değildir. Bu sadece bir başlangıçtır. Ve bu sana yol göstermez. Çünkü yol gösterilmene gerek yoktur. Yani gerçek doğa, yaratılış, yaratan hakkında gerçeği görmenize sebep olmaz, yarar sağlamaz. Bu yol sadece size ne olmadığınızı gösterir. Ne olmadığınızın farkına vardırır. Yani neyim diye sorarken aslında öyle bir sorunun olmaması gerektiğini, olmasına gerek olmadığını, çünkü olanın zaten var olduğunu, asıl olmayanın sorgulanması gerektiğini. Yani bu yolda başlangıç olarak ne olmadığınızın farkına varırsanız zaten olan tüm çıplaklığıyla zaten gözünüzün önünde burada olduğunu göreceksiniz. İşte biz sorarız sürekli. Biz neyiz? Tanrı, yaşam, sebep. Tüm soruları sorarız. Ama bu soruların ötesinde o perdeyi kaldırıp yani kendi limitlerimizi kaldırırsak aslında, yani bunun ötesine geçersek aslında ne olmadığımızı anlamak yetecektir. Yani onu anlarsan sorular da ortadan kalkacaktır. Seni anlaman için aslında bizim bir bilinç olduğumuzun farkına varmamız lazım. Yani ne olmadığımızı anlamamız lazım. Biz bu zihin, bu ego, bu düşünceler, hazlar değiliz. Onun da ötesinde biz bilinciz. Yani bilinç dediğimiz her şeyi tecrübe eden, o içinizde duyduğunuz her şeyi tecrübe eden ama o olmayan. Yani siz bu beden zannederken aslında siz bu bedenin içerisinde bu bedenin yaptıklarını, zihnin söylediklerini, onun söylediklerine şahit olan, gözlemleyensiniz. Yapan değilsiniz. Onu gözlemliyorsunuz sadece, bu kadar. Yani sen olan senin, seni görmen lazım. Yani bu zihni senin kontrol etmediğini görmen lazım. Zihnin o düşünceleri, her şeyi kendiliğinden verdiğini görmen lazım. Senin bu nefesin dahil bu bedenin hiçbir şeyini kontrol etmediğini, aslında bu bedenin içerisinde her şeye şahit olan olduğunu görmen lazım. Yani senin aslında bu bedenle, bu zihinle sınırlandırılmış, limitlenmiş biri olmadığını, sen bu bedenin dışarısında, bu zihnin dışarısındaki sınırı olmayan, sınırsız bir bilinç olduğunun farkına varman lazım. Yani bu yaratılışın, senin bilincin, bu bedenin, bu zihnin limitlerini taşımaz. İşte bu geldiğimiz rüyada bu illüzyona o kadar alıştık ki aslında olan her şey içimizde olur ama içimizde aradığımız her şeyi dışarıda bulmaya çalışırız. Tanrı'yı da sanki dışarımızda gibi hisseder, dışarıda aramaya çalışırız. Sanki farklı biri gibi. Ama hiçbir şey ayrı değildir. Senin gördüğün ben, senim. Her gördüğün o. Yani tek kaynak. Sen kendinden ayrı değilsin. Ben senden ayrı değilim. Herkes bir. Yani kısacası sen olsun. Kısacası sen bu düşünceler, zihinler, soruları soran şey değilsin. Sen onların ötesindeki bilgisin. Yani olanları gözlemleyen, şahit olasın. Bu kadar. Peki kendimizi nasıl keşfederiz? Kısacası kendimizi
yani aramak istediğimize dikkatimizi vererek. Yani mesela nasıl gitar öğrenmek isteriz, tüm odağımızı, dikkatimizi ona veririz, onun gibi. Eğer kendini görmek istiyorsan, kendine odaklanıp kalbine dönmen lazım. O zaman göreceksiniz ki her şey daha da açık olmaya başlayacak. Yani ben bu beden değilim, ben bu zihin değilim, ben bu düşünceler değilim, ben bu hazlar değilim diye başlayacaktır. O zaman ki bu sorgulamalar biter, zihni susturursun ve asıl olanı görmeye başlarsın. Yani asıl seni görürsün. Sen olan, yaratanı. Yani o küçük evden çıkıp büyük evle küçük ev arasında kalırsanız, o zaman o büyük evi daha net görmeye başlarsınız. Yani kendi limitlerinizi aşarsanız. Yani aslında o sizin içinize gelen soruları takip etmezseniz, o soruların aslında bir illüzyon olduğunu, sizin limitlerin olduğunu, aslında sorun olmadığını anlarsanız, o zaman zihninizin dışına çıkarsınız. Onun için bu videoyu zihninizde değil, kalbinizde dinleyin. Yani onu görmek için, anlamak için kısadan hisse sizin bilincinizin size odaklanması lazım. Senin aslında her şeyin farkında olan, senin farkındalığın da farkında olan bilincin olduğunu görmeniz. Unutma, bilincin farkında olmanın sınırı yoktur, sınırsızdır. Tek sınır bu zihninizin koyduğu, limitlediği, öğrendiğiniz inançlar, bilgiler, etiketler, ideolojilerdir. Yani sizsiniz, siz zannettiğiniz zihin, siz zannettiğiniz egonuzdur. Bilinci, farkındalığı bir boş oda olarak düşünün. O yaratılışın o boş odayı doldurmasına gerek var mı var etmek için? Zaten vardır, olandır ve o bilinç oradadır ve ne olursa olsun her şeyin farkındadır. Yani ne olursa olsun onu rahatsız etmez çünkü onu tecrübe edendir, gözlemleyendir. Yani o odanın doldurmasına gerek yoktur. Senin bilincin de budur zaten. O bilinç, o odanın dolması gibi senin beynin bilgilerle dolmasına ihtiyaç yoktur. O gelen bilgileri tecrübe eden, gözlemleyendir. O beynine gelen inanç, ideoloji, fikirler, düşünceler, hazlar onlar sen değilsindir. Sen olduğunu zannediyorsundur. Bilinç onu olduğu gibi kabul etme ve onu gözlemleyen, tecrübe edendir. Yani o olan değildir. Yani onu gözlemleyip kazanan veya kaybeden değildir. Onun ötesinde sadece onu tecrübe edendir, o kadar. Yani kazananın kaybeden olmadığı bir yerde zaten arayış da sonlanır. Her şey olması gerektiği gibidir. Zaten bunu anlarsanız bir bütün olarak zaten siz doğduğunuzu ve bir bütün olarak siz her zaman var olacağınızı bu geldiğiniz rüyada, gerçekliğine çok inandığınız rüyada bu beden içindir. Geçicilik senin için değildir. O zaman anlayacaksınız. Arayış da sonlanacak zaten. Zaten sizin içinize onu tecrübe etmeden önce mutluluk verilmiş. Dışarıda zannettiğiniz tecrübeler ve ondan aldığınız zannettiğiniz haz, mutluluk oradan gelmiyor. O zaten içinizde var. Siz dışarıdan bir şey yaptığınızda o mutluluğun geldiğini zannediyorsunuz. Ama o sizin doğuş hakkınız içinizde zaten var. Hep vardı. O dışarıdan gelmiyor size. Her şeyi siz içinizde, kalbinizde yaratıyorsunuz. İşte asıl kendinizi anlar, olanı var olduğu gibi, olması gerektiği gibi bırakır, sorular biterse ondan sonra ilişkiler, arayışlar, mutluluklar, hazlar, aklınıza gelebilecek tüm şeyler sizin için artık gereksiz kalır. Çünkü ihtiyacınız olmaz. Çünkü her şey olan bir kişinin bir şeye ihtiyacı olmaz ki. O zaten içinizde hep vardı. Çünkü hep dışarı yanlış yere bakıyorduk. Aslında hep bakmamız gereken yer kalbimizmiş. Çünkü siz her şeysiniz, sizin her şeye erişiminiz var. Onun için bu yolda bence ilk adım neyin ne olduğunu sorgulamak yerine ne olmadığınızı anlamak güzel bir adımdır. Peki bu şovu yapan kimdir? Bu oyunu kuran kimdir? Bu şovu izleyen de aynı, izlenen de aynı, onu yapan da aynı. Yani bu oyunu yapan, bu şovu yapan tek gerçeklik olan, şu ana tanık olan herkestir. Yani sensin. İşte bunu anlamak için zihin, ego düzleminden bizi limitlendiren şeylerin dışına çıkarsak, yani biz zannettiğimiz kendi kişiliğimizin dışına çıkarsak, yani bizi limitleyenlerin dışına çıkarsak, onların bizi limitlemesi yerine onların bir tecrübe olduğunu anlarız. Ve senin hiçbir etikete, hiçbir tecrübeye, hiçbir kişinin dediğine,
hiçbir şeye sığdırılamayacak güce biri olduğunu görürsün. Yani o kafanızda belirlenen soruların aslında limitlediğini, aslında senin ve sen olan yaratanın hiçbir zaman sorgulanamayacağını, çünkü sorgulanacak bir şeyin olmadığını, çünkü kafada her belirlenen her bir sorunun aslında başka bir limit yarattığını görürsünüz. Siz limitsiz olana, sınırsız olana sınır yaratıyorsunuz. Çünkü zihin, o soruları zihin üretir, ego üretir. Çünkü eğer siz egonuzu öldürürseniz, ego size der ki başka sorular ortaya çıkarır. Şüphe durdurmanı sağlar. Çünkü zannettirir ki senin, eğer egom ölürse ben de öleceğimi zannetsin diye, ben hayatta kalayım, ben ölmeyeyim diye ego size diretir ve sürekli şüpheler sunar. Yani sen olduğunu zannettiğin kendine güvenme. Yani Tanrı, sen, burada gördüğün her şey bir şey değil, olandır. Var olan da değil, olandır. Her şey şu an oluyor, olandır, bu kadar. Olmaktır. Yani varoluş bir Tanrı'nın özelliği olsaydı, o zaman Tanrı'nın var olması gerektiği ortaya çıkardı. Yani bu varoluşun sonunda sürekli bir gelişme, sonrasında da bir ölüm olduğu ortaya çıkardı. Ama bizim koyduğumuz, beynimizin koyduğu etiketler sınırlı, limitli etiketler olup, var olmak sadece bu bedenin, zihnin içine kapılmış, onun sınırları içerisinde etiketlediğimiz, ki normal olandır, bildiğimiz, zannettiğimiz sınırlardır. Ama hiçbir şey var değildir. Olan zaten olmakta oluyordur. Olan zaten oluyor ve sadece şu an oluyor. Yani her şey olmakta. Yani Tanrı var olmaz, olandır. Çünkü var olan gelişir. Ama Tanrı gelişecek bir varoluş değildir. Sınırsızdır. Her soru başka bir sınır yaratır. Yani her şey olan sınırsız olandır. Tecrübe eden, onu gözlemleyendir. Yani Tanrı var olmakla önceliklendirilmez. Var olmak onun, senin yönün değildir. Sen hep vardın, hep olacaksın. Ölüm dediğiniz şey bu beyin, bu zihin, bu beden içindir. Senin için değildir. Bu kısa sürede gerçekliğine çok inandığımız rüya var ya, dışarıda gördüğümüz, zihnine, nefsine, hazlara, her şeyine çok inandığımız, onu oynayan yerine, onu oynayanı olduğumuzu unutup, o oyun içinde öyle bir bağımlı olup kaybolmuşuz ki, işte o oyunda insanın beyni, zihni, egosu, o ölümü bildiğinden dolayı, o ölümün geleceğini bildiğinden dolayı, ölüm korkusu, o varoluşu aslında kendi kafasında yaratır ve size verir. İşte o zaman bu ölümün sizin zihniniz, beyniniz, bedeniniz için olduğunu görürseniz, sizin için olmadığını görürseniz, o zaman asıl sınırsıza erişirsiniz. Yani sadece olanı bilirsiniz. Olanı sorgulamazsınız. Yani Tanrı dediğimiz şey olandır. Çünkü olana bir takı eklersek onu limitleriz. Nasıl bu bilincin limitsiz olduğu gibi. Yani senin aslında sen bir bilinç olduğun gibi. Size sorsam sen kimsin diye, büyük ihtimal kendini kendi haricinde öğrendiğin etiketlerle tanımlamaya çalışırsın. Senin karar vermediğin isimle, senin bile hiç istemeyerek kafana koyulan sınırlandırmalar, düşünceler, yargılar, öğrendiğin limitli bilgilerle bir şekilde kendini tarif etmeye çalışırsın. Ama sen kimsin desem, zihnini kapat, düşünme. O zihnindeki düşüncelerin gelmesini durdur. 5 saniye bekle. Sen olsun işte. Bu kadar. Bilinç. Yani olanı tecrübe eden. Bu kadar. Ona tutunmayan. Yani o boşlukta edindiğin tecrübeyle kendini limitlemezsen limitsiz olursun işte. Yani tecrübeden olursun. Yani bilinç olursun. Yani başlangıç olarak o küçük evden çıkar. O boşlukta, hiçlikte ya da her şeylikte büyük ev görmeye başlarsın. Yani Tanrı'nın sen oluşunu görürsün. Tanrı dediğimiz olan, kilometrelerce ötede olan, yukarıdan seni izleyen, seni yadırgayan, seni cezalandıracak olan değil. O senin zihninin yarattığı limitlerdir. Yani bizlerin Tanrı ile bir ilişkisi yok. O senin dışında, uzakta değil. Senin özün Tanrı. Sen yaratanın parçasısın. Dışarıda gördüğün her şey sensin. Gördüğün ben benim. Eğer beni seviyorsan kendini seviyorsun.
Eğer beni izleyip şu an nefret ettiysen örnek veriyorum. Kendinden nefret ediyorsun. Aslında dışarıda gördüğün her şey kendinsin. Senin hayatın yok. Sen hayatın ta kendisin. Bu yarattığın, kendi gözlerinden yarattığın hayatı kendin izliyorsun. Bakış açınla. Kendin yaratıyorsun her şeyi. Aslında içinde var olan her şey senin içinde oluyor. Dışarıda kimse sana hiçbir şey yapmıyor. İşte o içindeki varoluş olan seni sürekli çağırıyor. Gel diyor. O varoluşu, yani o olanı dışarıda arayacağımıza, aslında içine dönüp o çağrıya cevap versen, dışarıda aramayı bırakıp kendinden kaçmayı bırakırsan, kendinle yüzleşir, kendine teslim edersen, kalbini açarsan, o zaman arayışın olmadığını göreceksiniz. Sen onu aramıyorsun. O seni zaten sürekli çağırıyor. O arayan da sen değilsin. Yani kendinizi teslim edin, arayışın olmadığını görün. Yani kaçmaktan sıkılmadınız mı artık? İşte bu kafada oluşan, başka yerde olduğuna dair inanılan Tanrı ifadesi hep cezalandırıcı vardır. İyilik yaparsan iyilik verirsin, yani ya iyilik ya kötülük, cezalandırma, bu gibi şeylerin olduğunu inanan beynimiz, bizi inandıran beynimiz buna inandırıyor bizi. Yani bu düşüncelerin aslında bizim ondan farklı, ayrı bir yaratılış olduğumuzu anlamamızı istiyor. Yani ben kendimim, Tanrı başka bir yerde. Onun için seni limitleyen bu limitlerden çık. Hesed. Hesetmemek olan Tanrı'yla kendi aranda mesafe olduğuna kendini diretmektir. Bu kadar. Asıl seni korkutan bu işte. Korkmana gerek yok. İşte bu korku neler yapıyor biliyor musunuz? İçinizdeki mutsuzluğu ortaya çıkartıyor. İşte bu korkunun sonucunda ne oluyor biliyor musunuz? İçinizdeki mutsuzluk, dışarıda çatışma hali ve dünyanın sömürülüp bozulması. Bazen biz kendimize bakarız, sonra dışarı bakarız, sonra deriz ki ne kadar güzel bir yaratılış var dışarıda değil mi? Sonra sorarız, bu nereden geliyor? Bunları yaratan kim? Bunları yaratmadan öncesi neydi? Sonrasında ne olacak? Yani bunları sürekli sorarız. Ve bu güzelliği o kadar büyütürüz ki gözümüzdeki olması gerekendir bu. Ama bizim o güzelliğin, limitsiz güzelliğin bir parçası olduğumuzu unutur ve kendimizi küçültürüz. Yani bu kadar büyük bir yaratılışta biz aslında bir kar tanesiyiz deriz. Yani bu güzellikten o kadar kendimizi ayırmışızdık ki o güzelliğin içerisinde kendimizi arar. Aslında bunun kim yaptığını anlamaya çalışır. Sanki o yapanın dışarıda olduğunu görüp sanki kilometrelerce ötedeymiş gibi onu ararız. Yani zihnimiz o kadar uzağa gider ki sanki zannederiz ki yaratan bu evrenin her şeyin ötesinde. Yani sonsuz uzaklıktaymış gibi hissederiz. Ve işte o an aslında yaratanı hissedersin. Ne kadar kilometrelerce uzakta olursa olsun. Çünkü o his kalbinde oluşur. O his yukarıda oluyor. İster kilometrelerce uzakta olsun, ister yukarıdan izlediğine inan. O his kalbinde oluşur değil mi? Hemen önünde, içinde. Ve o his hissettikten sonra başka sorular ortaya çıkar. Ona nasıl ulaşırım? Nasıl erişirim? Neler yapmam lazım? Çünkü onun dışarıda olduğunu zanneder. Yani bilinmez olduğunu zannedip bizim halihazırda öğrendiğimiz, bizi limitlendiren o bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışırız. Yani dua etmek gibi ya da başka şeyler de olabilir. Yani o içinde oluşan sezgi, ona inanç, onun sevgisi içindedir zaten. Ama ne zaman hissedersek hissedelim, hep sürekli ne zaman ne kadar her şeyi içimizde hissetsek de hep onun dışarıda olduğunu zannederiz. Aslında işte bu zannetme durumu, işte bu inanmanın yansımasıdır. Yani onun senden ayrı olduğuna dair inanç. Ama aslında sana çok uzak olduğunu düşündüğün şey, o büyük evren senin içindedir aslında. Yani sen yaratandan ayrı değilsin. Onunla birsin. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz biriz. Senin egon sana ben dedirtir. Ama halbuki sen yoksundur ki. Sadece olan vardır ve olanı tecrübe eden şu anda bizler hepimiz. Yani kolektif bilinç. Yani kafanızdan ne zaman ki ben varım çıkartırsanız, o zaman anlarsınız ki her şey aslında tek. Ne sen varsın ne ben yok. Ne sen varsın ne ben varım. Buna yaratan da, evren de, kolektif bilinç de, ne dersen de. Onun için en yüce dua sessizliktir. Yani o küçük evle büyük ev arasında kalıp, ego, zihin limitlerinden çıkıp, o iki ev arasında sessizce gözlemlemektir. Bakış açını genişletmektir. Yani bu geldiğin limitsiz bilinçte, limitsizliğine limitsizlikler katmaktır. Yani bu geldiğin
güzelim rüyada o tecrübeleri edinmektir. O rüya almak değil. Yani sen buradan Tanrı'ya adım atamazsın. Aslında her attığın adımın ona yaklaştırdığını, onu senin sana yaklaştırdığını inansan da aslında o limit seni ona daha da uzaklaştırır. Yani mesafeni kısaltacağını zannettin, o limit daha da mesafeyi arttırır. Yani senle onun arasında bir mesafe yok. Tanrı sensin, sen yaratansın. Çünkü sen nereye gidersen git, sen kendine gelirsin ve bu kendi gözlerinden izlediğin, yaratanın yarattığı ve bu yaratanın gözlerinden izlediğin kendi hayatını nereye gidersen git yanında götürürsün. Tanrı arkanda yürümez. Seninle gelir. Çünkü o sendir. Her şeydir. İçindekidir. Bazen duvarda gördüğün bir yazıdır. Bazen bir hayvandır, bir ağaçtır. Bazen sokakta yürürken birinin gülümsemesidir. Ya da içine doğan mutluluktur. Bazen içinde doğan korkudur. Yani sen onun aşkını kalbinde hissederken kendinle aranda mesafe yok ki. Onu hissediyorsun zaten. Yaradan'ın koşulsuz sevgisi, aşkı. Yani senin aslında ona verdiğin, ona özlem, ona verdiğin sevgi, aşk, onun aşkı, sevgisi. Yani her şey içinde oluşuyor. İşte en büyük soru da bu. Soru. Tanrı'ya ulaşma isteği. Aslında o ulaşma isteği yerine, o ulaşmayı isteyen, o soruyu size soran zihin, ego, yani seni ondan ayrı düşüren, bu soruları sorduran egodan, zihinden çıkmaktır. Yani onu isteyen sen değilsin. Zaten o sensin. Yani o büyük evi küçük evin içine sığdıramazsın. Çatlatırsın. O büyük evi görmek için küçük evden çıkman lazım. Yani onu isteyen sen değilsin. Zaten o olan seni yanına istiyor. Zaten o seni çağırıyor. Zaten senin içinde olana ulaşmana gerek yok. Ona ulaşabileceğimizi zannettiğimiz o arayış, o ulaşma isteği, yani o sevgi, koşulsuz aşk bir şeye ulaşmak için verilmez. Yani o içinde oluşanı tecrübe edersin, bu kadar. Yani o içindedir, sevgi içindedir ve içinde oluşur. Yani o sevgi, koşulsuz aşk ona ulaşacağın için değildir. Olandır, olan içindir. Yani onun için ona ulaşmak yerine sadece ol. Yani bilmeye çalışma, bilmediğini kabul et ve ne olduğunu arama yerine ne olmadığını anla. Ne zaman ki zihin egondan çıkar, o soruları dinlemezsen o zaten kalbinde belirecek. Zaten hep belirenin daha da çok farkına varmaya başlayacaksın. Tecrübe etmeye başlayacaksın. Huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.